arada bilmediğim kelimeler söylüyor. Usta olacağım usta. Bu iş rastgele. usta olacağım rastgele. Hadi oğlum kim? böyle? <laughs> e şöyle dinleyenler oluyor mu? <laughs> Davla Stars'tan herkese merhaba yine Arda ile birlikteyiz. Bugünkü konu çok ciddi. Ardalı olaylar hep ciddi zaten. Biliyorsun Tavlanın tekniğini anlatıyor. Açılışını anlatıyor. Kapanışını anlatıyor. Arada bilmediğim kelimeler söylüyor. Ben böyle ona hayranlıkla bakıyorum. Arda hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba İlkay. Geldim ben gene. Hoş geldin. İyi hoş... ki varsın Arda. Teşekkür Sıkıntı ederim. yok. Bu sefer tavlayı aldık önümüze. Evet evet. Bugün biraz tavla oynayacağız. Tavla oynayacağız. Pullarımız güzel. Tavlamız çok hoş. Zarımız da var. Arda bize anlatacak arkadaşlar. Şimdi açılışla ilgili. Bu açılış zarı. Açılış hamlesi. Bu şehir efsanesi mi ya? Var mı böyle bir şey? Olmaz mı? Tavlada önce bahsetmemiz gereken bir nüans var. O da şu ki hepimiz bu oyunu babalarımızdan, dedelerimizden öğrendik bir şekilde. Ve tavlayı oynadığımızı düşünüyoruz, iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Yalnız daha önceden de bahsetmiştik ilk ay tavlayı oynaması çok kolay, iyi oynaması biraz dert. Aa Öğünün biliyorum içerisinde... ben biliyorsun konuklara bağlandık. <laughs> evet evet. Çok evet. yenildik yani biliyorum Maradona'yı onu... hatırlıyorum. Evet. Ah, Geçen bölümde. Ah, ah Maradona. Önce. Mars mı olmuştu? Ee, bilmiyorum. Şimdi <laughs> biraz bahsedelim. <laughs> edelim ondan istersen. Tavlanın içerisinde her pozisyonda bir doğru hamle var. Net. Yalnız bu doğru hamleyi yakalamamız çok kolay değil. İşte yakalayabilen usta oluyor zaten. işin içinde bir sürü matematik, analiz vesaire. Yalnız bizler tabii oyunda gelişirken, oyunu öğrenirken belli yerleri yakalayabiliriz. Belli noktalarda uzmanlaşabiliriz. Bunlardan birisi de açılış zarı. Açılış zarı zaten işte 36 tane zar var. Modern tavlada ilk zarda da çift atılamayacağına göre bunlardan 6 tanesini çıkartabiliriz. 30 çeşit zarımız var. Modern tavlada ilk zarımız... Çift atılamaz. Çift atılamaz. Aynen. Ee... Nasıl oluyor? Birini sen, birini... Doğru. İlk zarda birer zar atıyor taraflar. Hangi taraf büyük zarı atarsa ortada yazan kombinasyonu oynayarak başlıyor. Ben mesela bunu kahvede gittim Türkiye'de. Bir kahvede oturdum. Yaşlı bir amca öyle oynuyorum. Hoşlarına gitmez. Sanmıyorum. Böyle desem ona amcacığım. Bir sen atacağım bir ben. İlk zar çift olmaz. Büyük olanla Detayından ben... bahsedersek enteresan olabilir. Şimdi tavla mili milattan önce geliştirilen bir oyun, ortaya çıkan bir oyun. Yalnız tavlanın bildiğimiz tavlanın içerisinde, geleneksel tavlanın içerisinde yüzde elli civarı şans etken. Haliyle o kahvedeki usta abimiz de yüzde elli kazanacak bana karşı bildiğimiz tavlada. Özellikle 60'lı yıllardan sonra diğer oyunlarda da uzman olan belli bir grup tavlada da bu şansı nasıl düşürebiliriz diye bir çalışma yapıyorlar. Bunlar hep matematik. Ve fark ediyorlar ki, bu hani kanıtlanabilir bir durum bu. İlk zarda eğer ki çift atılırsa o yüzde 50 yüzde elli başlayan hal birdenbire o çifti atan kişinin lehine bir yüzde on civarı yükseliyor. Tam yüzde on olmasa da yüzde ona yakın bir mertebede yükseliyor. Ben yüzde elli'den misal yüzde altı yükseliyorsam yüzde elli oluyorsam sen de o oranda düşüyorsun 44. Arada birden bire bir fark oluşuyor. Ortalama konuşuyoruz. Bu da zaten tavla gibi bir oyunda çok büyük bir avantaj. Ben ben şu an hayran hayran ardaya bakıyorum. <laughs> i̇şte o yüzden... Arda sen tavla öğretiyorsan, insanlara böyle anlatıyorsan... Bayağı bir anlatmışlığım var. Yani böyle <laughs> e, şöyle dinleyenler oluyor mu? <laughs> Devam edeyim bakalım sonunda as, nasıl as, olacaksın. Nasıl kür... <laughs> fa... Evet yani sonunda ben böyle olacağım. Konu şu, konu şu. Eğer ki biz ilk zardan çiftleri siler isek, oyunun başlangıcında ne atarsak atalım ki en güçlü zarımız 3-1-6-1 olsa gerek, o muazzam avantaj farkını bir anda elde edemiyoruz. Yani şansın etkisi oyuna düşüyor. Evet. Haliyle modern tavlada bunu olarak koyuyorlar. Düşeş atıp da öyle kapılara Birden kapılar al... muazzam Yok. öne geçemiyoruz. O zaman bir zar atayım mı ben? Hadi bakalım, bir yerden başlayacağız buna. Başlayalım. Usta olacağım usta. Bu işi ustası olacağım. Rastgele. Hadi oğlum kemik falan ama bu kadar. Sen Üzle. güzel <laughs> diksiyonla anlattın ben biraz. <laughs> Dur hadi Böyle başlayalım bakalım. Yine o kahve kültüründen doğru yavrum belki belki ben benim de. falan. <laughs> 6-3. Şimdi yine modern tavlada başka bir kaide daha var. Onu da bir bölümde belki detaylı konuşuruz. Tamam. Pullar yekpare olmadığı için pulların üzerinde duran zarlar geçerli olmuyor ki aramızda o anlaşmazlık çıkmasın. Bu bazen şimdi net okuyabiliyoruz net, ama bazen öyle bir durur ki ben derim ya bu tam oturmadı sen dersin olur mu oturdu işte bu anlaşmazlığı gidermek için baştan çözüyoruz. Diyoruz ki pulların üstünde durduysa geçersizdir. Yerde yüzeyde durması lazım. Baştan konuşuyoruz. Baştan konuşuyoruz. Tamam. Yani modern tavlanın tamam. kaidelerinden bir Biz, tanesi de e bu. Biz şimdi burada ondan, kabul ondan bahsetmeyelim. İstersen sırayla gidelim. Olur. Şimdi modern tavlada dedik ki 15 tane açılış zarı olabilir. Çift olmayan her zar. Her zar. Bunlardan çiftleri çıkardık. Çiftleri çıkardık. Bunlardan 5 tanesini de hemen çıkaracağız. Çünkü her halde, her durumda bunların doğru oynanma yolu bir. 3-1 bitti. Her skorda. Çok iyi. Her ya. şartta. 6-1. <laughs> Tabii 3 1'i geri aldıktan sonra bakalım ona değil mi? Şu şu pozisyonda evet. 6 1. Tabii, tabii. 6 1. Şöyle net Aynen. net bu temiz. Bunu zaten bütün dünya şu hareketi zevkle yapıyor. Her fırsatta, her şartta ilk zardaki 6 1. 6 1 ve 3 1 her skorda her, her skorda, şartta. Her şartta Şöyle. böyle. Peki. Garip garip maceralar aramayın. Bak burada bilenle konuşuyoruz. 6-1'i tutup saçma sapan bir yerlere götürmeyin. 3-1'i şuradan kaçmaya çalışmayın. Benim canımı sıkmayın. <laughs> Arta'cığım özür dilerim. Bir... Devam edelim. 4-2. Her skorda her şart Bu. Süper. Alalım geri. 5-3. Her skorda her şartta. Her şartta. Ve 6-5. Yaz... Bunu dünyanın her yerinde her tavla oyununda, böyle ilk zar da atan böyle oynuyor. Bu 5 zarın net kaç hali bu. Bunların? Şimdi aldı 10 zarımız. Bu 10 zarı biraz konuşmamız lazım. Bir tavla oyununda, bir tavla maçında diyelim. Amacımız dediğim gibi pullarımızı kaçmaya çalışırken kendi kalemize biraz bir an önce gelip toplamaya tabii, çalışırken tabii. rakibimizin de bunu yapmasını engellemek. Ha, yani bir oradan gibi. gibi iki amaca da hizmet etmeye çalışıyoruz yaptığımız hamlelerle. Şimdi Süper. bu iki amaca da hizmet edecek teknik ne olabilir hem kaçmaya çalışıp hem önünü örmeye çalışmak olabilir şimdi onun üzerine biraz geliştirelim gel zarla gel <laughs> şimdi dört tane de durum oluşabilir bir tavla maçında Aynen. birinci durum genel hal başladık mesela işte dokuzda biten bir maç yapıyor olalım uzun uzun oynayacağız diyelim İşte sıfır sıfır bir bir gibi sınırsız ya yani önümüzde ikimizin de daha uzun bir yol var bu birinci hal ikinci halimiz ikimizin de bitime bir sayısı kalmış yani artık kazanma çalışmıyoruz kaybetmemeye çalışıyoruz çünkü kaybetmezsek o eli zaten maçı kazanmış olacağız. Evet en stresli buna buna DMP deniyor onu da bir terim olarak söyleyelim şimdi devamında konuşacağız Yavru. double match point ha, ee, Ben bunu double match point Bravo İkimizin de bitime bir puanı kalmış evet. hal üçüncü bir hal var birimiz açık ara önde mesela ben açık ara öndeyim saldırırım sen açılış zarlarını nasıl oynamalısın tabii ki daha büyük riskle oynamalısın saldırırım çünkü Kusura az bakma. riskle o açık arayı kapatman daha zor olacak. Tabii ki. Zaten kaybetmektesin Zaten gitmişim. Şerefimi daha kurtarayım büyük riskle derim. Oynamalısın. Aynen. Ne yapacaksa yapsın. Aynen. Bir de son bir durum var. Tam tersi sen açık ara öndeyken ilk zarları nasıl oynamalısın? Şimdi de dediğim gibi tam tersi Rahat risk olayım. almadan oynamalısın. Tabii tabii. tabii. Mars olmayacak. Aa. Daha kaçışa yönelik hamleler hiç, yapmalısın. Hiç Öyle hiç tavlayı bilmiyormuş gibi oynarım. Böyle sabaha yatarım. Şimdi yani. oyunun içerisinde çeşitli stratejiler var. 5 ana grupta toplanıyor bunlar. Onları da bir sonraki bölümde konuşacağız. Şimdi Arda şuradan bir şey diyeceğim. Stratejiler var. Hani tavla sadece zar. Değil, Aman. değil. olur mu? İşte tamam satranç da güzel oyun ama tavlayı da böyle bir küçümseme işte şanslıysa falan gibi şeyler oluyor. Arda kusura bakma diyorlar bunlara. Tavlada, bunları, tavlada bak. şans mutlaka etken. E var. Şans mutlaka etken. Şans i̇şte Yalnız, hayat budur demiş. Çok da doğru demiş ama tavla sadece şansın etken olduğu bir oyun olsaydı o zaman ustalaşmanın bir değeri olmazdı. Tombala gibi olurdu. E tabi. Çok daha basit Bingo gibi Olurdu. Bunun ustaları Şimdi, var. şans etken ama o şansı yönetil, yönetebilme meziyeti ustalaşmaya getiriyor. Aa, Bunun aynen. içerisinde yok zar tutmakmış, hile yapmakmış bunları kastetmiyorum. Anladım. Hani benim anlattığım her şey rastgele bir zar geldiğinde onu bu sahnede nasıl daha iyi değerlendirebiliriz üzerine. Süper. Şimdi o beş zarımızı da konuştuk zaten. Konuştuk aynen. 3-1-6-1-6-5-4-2-5-3 Onlar onları çıkardık. Şimdi bu bahsettiğimiz dört hal üzerine yani sınırsız oyun... İkimizin de bayağı bir vakti var bitirmeye. DMP ikimiz de son eldeyiz. Birimizin Mars'a ihtiyacı varken X'leri atarsa yani çok gerideyse veya birimiz çok öndeyse ve X'leri atarsa üzerine her açılışın değişik halleri var onları konuşmalıyız. Hadi bakalım. Mesela 6-4'ten başlayalım. 6-4 çok enteresan. Yo. Yukarıdan aşağı doğru gelelim. Nasıl oynarsınız 6-4'ü? Zeki Müren kapısı Arda. Hangisi Zeki Müren kapısı? İki kapısı mı? Şimdi bu hamle bazı yerlerde beğeniliyor, Şu. bazı yerlerde hiç beğenilmiyor. Ya işte Zeki Müren kapısı aldım falan. Yalnız bu hamle bazı pozisyonlarda, bazı hallerde doğruyken bazı hallerde daha az doğru oluyor. Her şartta oynanabilir ama doğruluklar küçük nüanslarla, küçük yüzdelerle fark ediyor. Ha. Şimdi ondan bir bahsedelim. Sınırsız oyun oynuyorsak yani oyunun başlarındaysak. Tamam. Birinci 6-4 hamlesi iki amaca da hizmet edeceğiz demiştik ya Aynen. beyaz tarafından anlatıyorum 6-4. Oo, ne hem yaptın? kaçışa hem de rakibi bloke etmeye yönelik bir hamle bu. Evet. Eğer ki biri çalışmazsa öbürü çalışsın. Atıyorum burası çık çıkıp dokuzdaki bu pulu kırarsa biz de girip bunu kapayalım buraya bir tamam. rakibimizin en önemli ikinci kapısı 7 kapısına bir çapa atalım. Yani bu, bu ikiye Zeki Müren kapısı da yapılabilir ama bu da bu sınırsız oyunda, sınırsız oyunda şunu bir adım öne geçiyor evet. ama bir adım öne geçiyor. Ben çok bundan tatmin olmadım, bundan hoşlanmadım. Bunun devamının nasıl oynanacağını bilmiyorum. Hmm. O zaman ikinci hamlemiz olabilir. Niye olmasın? Kabul, hı hı. hata vermez. Evet. Ama temiz. öbürü daha iyiydi. Öbürü Onu daha da iyiydi. koyduk. Ama bu da olur. Bu da olur. Bu da çok pullar içeriye gömüldü. Bundan da çok hoşlanmadım. Yok, şuradan bir aldım geriye. Kaçar gider, bir şey yapar. Üçüncü Arda seçenek. Yani. 3'ü de olur. Kaçanzi. 2'yi atmazsa işte bir pulumuzu şimdiden kurtardık. Ha, evet Ve güzel. Oyunda daha önde olan rakibinden bir tık daha iyi olduğunu düşünen taraf ilk söylediğimi oynayacaktır. O daha komplike bir oyun çünkü. Bu daha basit bir oyun. Kaçmaya yönelik. Kaçmaya yönelik. Ama işte o 2 gelirse çalışmaz. İçeriye kapı aldığı da oldu da bir yerde yakaladı bir kapı daha aldı. İşte Mars'a yönelik daha evet. dik bir hamle. Demek ki sınırsız oyunda 6-4'te 3'ünü de oynayabiliriz. Süper. Gelelim. Yazın arkadaşlar. Gelelim. 6 4 yazın. Yazık. Kalem kağıdı alın yazın. Bu fırsatı bulamayız bir daha. Gelelim DMP dediğimiz o ikimizin de bir sayısı kalmıştı. Evet. Yani artık Mars kazanmanın falan bir önemi yok. Bir an önce gitmemiz lazım. Bir an önce kaçmaya çalışıyorum. Ne oynarım. ne oynarım? O. Oynayın. Kaçan zihir. Doğru hamle bu net. Çünkü Şimdi ben biraz riske önce her şey olurdu. Tabi, tabi. Şimdi doğru hamle bu. Çünkü bu. Mars'ların etkisi kalktı ortadan. İkimizin de bir sayısı var. Aynen. Süper. Aldık geriye, aldık geriye. Açık ara gerideyim. Bir an önce büyük kazanmaya çalışıyorum. Nasıl oynarım? Çıldırırım. Büyük oynamaya çalışıyorum. Mars'a yönelik oynamaya çalışıyorum. Ne yaparım? Daha güçlü olan, bu anlamda daha güçlü olan bir kapı şimdiden almış alırım. oldum. Alırım. Sonra belki şunu alırım bak. Oraya doğru yürürüm. Yürürüm. Bir an önce büyük kazanmak için. Son hal ben çok öndeyim. Yani beyaz çok önde. Daha az riskle oynamak istiyor. Neyi oynamam? Hangi hamleyi oynamam? Üç seçeneğimiz var. Hangi hamleyi oynamam? Bu hamleyi oynamam. Bunu oynamam. Zeki Müren hamlesi dediğimiz. Evet. Oynamam. Zeki Müren o hamleyi oynamam. Çünkü o fazla riskti. Daha büyük kazanç evet. için Benim artık büyük kazanca ihtiyacım yok ki kaçışı oynarım. Temiz. Veya bir gerisindeki ki eşit yine ikisi de çıkış inişi oynarım. Şu. Ama çok öndeysem bunu oynamayacağımı biliyorum. Evet. Çok gerideysem de onu oynayacağımı onu biliyorum. biliyorum. Süper. 6-4 bu. <laughs> ki 6-4 biraz karmaşıktır. Vallahi. Devam edelim. 6-3 olsun mesela. İlk zarda 6-3 attık. Yine aynı mantıkla 6 gideceğiz. 6-3'te de, 6-3'te burayla bir işimiz yok. Nasıl oynar? Yine aynı mantık. bakın. Aynı Hep aynı şeyi söylüyoruz. Hem rakibimizi örmeye çalışacağız. Hem de aynı zamanda kaçmaya çalışacağız. Öyle bir açılış yapalım ki iki amaca da hizmet etsin. Ya bu 6-3'te çok sinir bozucuz böyle şey Hiç biz değil. 6-3. tamam. İki amaca da hizmet ediyoruz şu anda. Ya peki şurada bir bazen döngüye giriyoruz Arda. O beni kırıyor olacak tabii ben ki onu kırıyorum. Olacak. Bak böyle bir şey o beni kırıyor. Ben onu kırıyorum. Olacak ya dön... hepsi olacak. Ya bu döngü bitmiyor bazen yani. Tavlada ilk açılış zarlarını bilmeyen bir usta olamaz. Yani usta seviyesindeki her oyuncu açılış zarlarının ezbere ne olduğunu bilir. Yani binlerce insan bunları ezbere biliyor. Benim Açılıştan gibi. Senin gibi. Açılıştan bir sonraki zarlar yanıt zarları. Atıyorum beyaz açılışı nasıl yaptı kaçla yaptı üstüne ben kaç atarsam doğrudur. E, kaç atarsam nasıl oynarsam doğrudur. Oo, evet bir de onlar bunu, var. Bunu da ezbere bile bir sürü insan var. Ben bilmiyorum. Bunu da söyleyeyim. Bu çünkü şu anda binlerce kombinasyon oluştu Yani zaten. o ihtimali, ben bu açılışı yapacağım o şu açılışı yaparsa Alt, diye plandan Bana plan Mars var. lazımken 6-3 açılışı yaptım. Doğru yaptım. Üstüne sen 4-2 atarsan nasıl oynamalısın? Bunu ezbere bilen insanlar var. Veya 5-2 atarsan veya 6-3 atarsan tamamını bütün tabloya. Ben tabloyu. gibi diyemeyeceğim. Binlerce adam. seçenek var. İşte <laughs> hani söylüyorum ben bunları ezbere bilmiyorum. Sen bilmiyorsan... Hani bakıp çözebilirim diye düşünüyorum. Bunu ez verebilen de hani yüzler mertebesinde oyuncu vardır. Bunlar büyük ustalar. Peki 6-3. Son, Son. Bir de üçüncü hamle var. O ne yahu? Yani açılış yapıldı. Tamam. Yanıt verildi, verildi. Şimdi bir zar daha atıldı. Her seçenekte bunun doğrusu nedir? Bunu bilen yeryüzünde 2-3 kişi var. Arda getir. Şu, her ay, hamlede. Arda getirelim onlar, Onlarla da tanışırız. Ciddi misin Arda? Her hamlede her oyunda 20 civarı hamle yapacağımızı düşünürsek. Bugüne kadar bu kadar teknoloji, bilgisayar insan devreye girmiş. insan Yeni, bu kadar gelişmiş ve daha üçüncü hamleyi çözemediğimizi düşünürsek, tavla bundan sonra bin yıllarca yaşayacak bir oyun. Çünkü bitirilemez. Anlatabiliyor ee, muyum? Hani tabii. birinci hamleyi ezbere biliyoruz. İkinci hamleyi babalar diyelim, biliyorlar. Deliyor. Hadi 3. Üç. hamleyi iki 3 kişi biliyor. biliyor Bu kadar. Bu Derisi kadar yok. Bu oyunu daha makina çözüyor. Daha çok. Ve biz sürer. her her oyunda 20 civarı hamle yapıyoruz ve bir oyun bir oyunla aynı olamaz. Bu oyunun geleceği çok parlaktı. Oyun yani bunu yaratan, icat eden diyelim, bu kadar derin bir şey. Mehir, bu Büzür mehir. Büzür Üzürmehir. mehire bak Bu kadar ya sen. Bu kadar derin bir şey icat ettiğini bilmiyordu eminim ki olamaz yani. Bu, muazzam bir matematik var için içinde. Devam edelim istersen. 6 3. Korktan. Şimdi büzür mehiri getiremeyiz buraya Onu ama. biraz zor, zor getiririz. Evet. Zor getiririz. Şimdi 6 3 mü? İki amaca da hizmet edelim. Ne yapacağız? 6 3'te 2 iki... şimdi. Şu ikinci hamlemiz. Eğer ki sınırsız oyun oynuyorsak. Sınırsız. Eğer ki Rahatlayım. DMP'deysek, neydi? DMP yani evet, son DMP iki eli, son ikimiz içinde bitiriş elini oynuyorsak olur veya bu hala olur. Bu da olur. Bu da olur. Bu da olur. Diğeri i̇kisini de, olur. de ikisini DMP de değil. kabul edebiliyoruz. Peki, Mars lazım bize. Açık ara gerideyiz. Hmm, o zaman bak yine çılgın hamleler olur. Büyük oynamaya çalışacağız. Büyük. Ben o zaman o çok büyük. Yine aynı. 6 3 beni yanıltıyorsun öyle bir büyük deyince ben çok büyük gideyim Niye derim. biliyor musun? Güzel bir 3 yok. Yok gerçekten. Yani bunu alıp buraya koydun diyelim. Yok. Bunu kırdı zaten kötü. Kıramadı. iyi bir yer değil evet, burası. Evet, sevimsiz oldu. Bu pulu 7 ve 5 için kullanmayı tercih ediyorsun. Evet. Bu. Tamam. Çünkü en yani beni şuradan kırsa şurayı kapatırım. İşte iki amaca da hep aynı şeyi söylüyorsun. Peki. Bu. Burada Mars <laughs> ihtiyacımız yok. Çok öndeyiz. Çok öndeyiz. Kaçanzi. Temiz oynamak dediğiniz. Kaçanzi. Bravo. Doğru hamle bu ama yine bu da kabul edilebilir. Yani 6-3'te her pozisyonda her durumda güzel, temiz bu da. güzel, bu yapılabilir. Ama daha az riskli oynamak istiyorsak yani DMP veya Hut Mars lazım değil çok öndeyizse o zaman fazladan bunu riske etmiyoruz. Aa, güzel. Geliyoruz. Bu da 6-3. <laughs>